Sevgili öğrenciler, merhaba. Ben Arke Sanat Güzel Sanatları Hazırlık Kursu eğitmeni, aynı zamanda eğitim direktörü Ceren Ubay. Güzel Sanatlar Fakülteleri yetenek sınavlarına hazırlanan öğrencileri bilgilendirmek amacıyla oluşturduğumuz bu videomuzun konu başlığı, Güzel Sanatlar Fakülteleri yetenek sınavlarında neler soruluyor ve yetenek sınavları kaç aşamadan oluşuyor? Konumuza giriş yapmadan önce sizlere bir önceki videomuzdan Güzel Sanatlar Fakülteleri bölümleri nelerdir ve en çok tercih edilen bölümler hangileridir konu başlıklarını anlattığımızı hatırlatmak isterim. Sevgili öğrenciler, bilindiği üzere yetenek sınavlarıyla öğrenci alan üniversitelerin sınav soruları, sınav komisyonu adı verilen kurumun kendi atadığı eğitmenler tarafından oluşuyor. Böylelikle yetenek sınavı soruları her üniversiteye göre farklılık gösterip kurumun geçmişi, eğitim tarzı, öğrencilerden beklentisi gibi durumlar göz önünde alarak belirleniyor. Örnek vermek gerekirse Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi yetenek sınavları baraj ve bölüm olmak üzere iki aşamadan oluşup baraj sınavlarında öğrenciye imgesel olarak figürlü kompozisyon çizimi sorulurken bölüm sınavlarında ise öğrencinin tercih ettiği her bölüm için ayrı soru soruluyor. Gelelim Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin yetenek sınavlarında sorduğu soruları örneklemeye. 2016 yılının çıkmış bir baraj sorusunu söyleyerek konumuza devam edelim. Bir erkek ve bir bayan figürü kullanarak birbirlerine sarılma anını bayan figürün elinde çocuk, erkek figürün elinde bavul olacak şekilde imgesel bir kompozisyonu çiziniz. Süremiz 180 dakika ve kullandığımız kağıt ölçüleri ise 50x70 ölçülerinde olduğunu unutmayalım. Peki aynı yılın herhangi bir bölüm sınavını öğrenmek ister misiniz? İsterseniz bu soruya iç mimarlık bölümüyle devam edelim. Soru şu şekilde. Bir sinema, tiyatro veya opera mekanlarından birini 3 basamaklı merdiven ile kod farkı kullanarak mekan içerisinde yiyecek, içecek ve dinlenme alanları ile birlikte imgesel kompozisyonu çiziniz. İsteyen öğrenciler figür kullanabilirler. İsterseniz bir de Marmara Üniversitesi yetenek sınavı sorularına göz atalım. Marmara Üniversitesi yetenek sınavları baraj, bölüm ve mülakat olmak üzere 3 aşamadan oluşuyor. Sınav süreleri 120 dakika ile 150 dakika aralarında bölümlere göre farklılık gösterip sınav kağıt ölçüleri 35x50 ebadında oluyor. Genellikle imgesel sorulan sorularda öğrencilerden renkli kuru kalem ve sulu boya çizimleri de yapması isteniyor. Mülakat aşamasında ise öğrenciye eğitmenler tarafından farklı alanlarda güncel ve genel kültür soruları sorulup öğrencinin sınava girmeden önce yapmış olduğu çizimlerden oluşan portfolyo değerlendirmesi yapılıyor. Gelelim Marmara Üniversitesi'nin yetenek sınavlarında sorduğu sorulara örneklemeye. 2016 yılının çıkmış bir baraj sınav sorusunu söyleyerek konumuza devam edelim. Kağıt yatay tutulacak şekilde işlevi dışında taşınabilir bir merdiven kullanarak hareket kavramı ile birlikte iki figürlü iç veya dış mekanda imgesel kompozisyon çizimi. Bölüm sınav sorularından birine örnek verecek olursak konumuza grafik bölümü sınav sorusu ile devam edebiliriz. Marmara Üniversitesi bölüm yetenek sınav sorularını genellikle iki aşamalı sormaktadır. Soru şu şekilde. Birinci aşama bir çocuk figürü, bir köpek, tırmık, kürek ve en az bir figür daha kullanarak iş kavramını görselleştirin. Çizim sulu boya olacak ve kağıt dikey tutulacak. İkinci aşama ise öğrencilere Helvetica fontu dağıtılarak öğrencilerden bu fontu 3 katı büyütüp coşku kelimesinin size hissettirdiği duyguyu görselleştirin sorusu sorulmuştur. Sevgili öğrenciler, en çok tercih edilen iki farklı üniversitenin yetenek sınavları hakkında sizleri bilgilendirmeye çalıştım. Daha önce belirttiğim gibi her okulun yetenek sınavları sistemi farklı olduğunu lütfen unutmayın. Burada önemli bir ayrıntıyı sizinle paylaşmak istiyorum.
Genellikle devlet üniversitelerinin yetenek sınav soruları, özel üniversitelerin yetenek sınav sorularına göre biraz daha zor oluyor. Fakat yetenek sınavlarında başarılı olmak istiyorsanız, daha önceki yıllarda çıkan sınav sorularını öğrenip, bu soruları çalışarak sınavlarda başarılı olabilirsiniz. Bu anlamda öğrenim görmek istediği bölümün sınav soruları hakkında bilgi sahibi olan bir öğrencinin kafasındaki en büyük soru ise yetenek sınavları baraj ve bölüm soruları nasıl belirleniyor sorusudur. Öğrenim görmek istediği bölümlerin sınav sorularının nasıl belirlendiği hakkında bilgi sahibi olan bir öğrenci hedeflediği üniversite ve bölümün yetenek sınavlarında daha yüksek bir başarı sağlama şansına sahiptir. Bu sebeple bir sonraki videomuzda en çok merak edilen konulardan biri olan yetenek sınavları, bölüm ve baraj soruları nasıl belirleniyor sorusunu siz sevgili öğrencilerimiz için yanıtlamaya çalışacağız. Arke Sanat Güzel Sanatları hazırlık kursu olarak yetenek sınavlarına hazırlanan tüm öğrencilere başarılar dileriz. Sevgili öğrenciler, yetenek sınavları ile ilgili tüm sorularınızı bize WhatsApp üzerinden sorabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.